Sevgili öğrenciler, bu videomuzda da 11. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için yayınlanan senaryo 2 sorularının çekimini gerçekleştireceğiz. Birinci sorumuz, bu metne göre ahiret inancının insana kazandırdıklarını yazınız. Ahiret ölümden sonraki hayattır. İnsan hayatı engebelerle doludur. Bazen her şey yolunda gider, sevinirsiniz. Bazen beklentileriniz karşılanmaz, emeklerinizin boşa gittiğini hissedersiniz ve büyük bir umutsuzluğa düşersiniz. Eğer tevekkül edebiliyorsanız ve yaptıklarınızın mutlak karşılığını göreceğiniz bir hayata inanıyorsanız, bundan huzur duyar, kendinizi güvende hisseder ve hayat mücadelesine devam edersiniz. Tevekkül kavramı kişinin elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'tan beklemesidir. Sonra sonucu Allah'a bırakması. Yani burada aslında tevekkül kavramını şu şekilde biz ifade ediyoruz. Tedbir kuldan, takdir Allah'tan. İnsanlar bu dünyada birçok zorlukla, sıkıntıyla karşılaşabilirler. Üstesinden gelemeyeceği zorluklarla, kötülüklerle baş etmek zorunda kalabilirler. Amansız hastalıklara yakalanabilirler. Çok yakın, çok sevmiş olduğu insanları kaybedebilirler. Eğer ahirete inanmıyorsa, yani sabrettiğinde karşılığını göreceği bir yere inanmıyorsa, umutsuzluğa düşebilir. Buradaki umutsuzluktan kastımız sonu olmayan bir umutsuzluktur. Ahirete inanan insanlar da tabii ki de umutsuzluğa düşebilir ama ahirete inanmayan insanlar karşılığını göreceğini bilmediğinden dolayı melankolik bir yaşama doğru, yani hüzünle dolu bir yaşama doğru sürüklenebilir. Ama ahirete inanan kişi bu dünyada yaşadığı bütün zorlukların karşılığında ahirette ödüllendirileceğini bilir. Bu da dünya hayatının daha önemli ve huzurlu geçmesini sağlar. Yani biz şunu yazabiliriz. Ahirete inanan insanlar bu dünyada yaşadıkları zorlukların karşılığını göreceğini bildiği için hayattan kopmaz, umudunu kaybetmez, sabreder ve yaşamına devam eder. Ahiret hayatının kazandırmış olur bu özellik bu metinde ifade edilmiştir. İkinci sorumuz, bu ayetlere göre sorumlulukların yere getirilmesinde ahiret inancının önemini yazınız. Sorumluluklar, yani insanların yerine getirmesi görevler. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride görecektir. Sonra kendisine karşılığı tam olarak verilecektir. En sonunda Rabbine varacaktır. Allah bu dünyada insanlara yapması gereken bir takım sorumluluklar yüklemiştir. İnsan da bu sorumlulukların karşılığını ahirette görecektir. Yani ahirette karşımıza çıkacak zorluklar veya kolaylıklar bu dünyada yaptığımız tercihlerin sonucudur. Atalarımızın dediği gibi, ne ekersen onu biçersin. Bu atasözü de çok sık sorulan atasözlerden bir tanesi. Çünkü direkt sorumluluk konusunu bizlere anlatmaktadır. Üçüncü sorumuz, cenazenin defnedilmesinden sonra ölen kişinin yakınlarıyla ilgili yapılan uygulama nedir? Kısaca açıklayınız.
Ölen kişinin ardından yakınlarının yapması gereken ilk şeylerden bir tanesi varsa vasiyeti yerine getirmek. Tabi bu vasiyet kuralında da konusunda da çeşitli kurallar vardır. İşte malının en fazla üçte birini bağışlayabilir. Kendi çocuklarını aç ve açıkta bırakmayacak şekilde vasiyette bulunabilir. Hukuka aykırı vasiyette bulunamaz tarzında çeşitli kurallar vardır. Bunlara dikkat edecek. Varsa vasiyeti yerine getirilir. Vasiyeti yerine getirilir. Sonra borçları ödenir. Bunun sebebi de şu. Ahirete kul hakkıyla gitmesi engellenmiş olur. Kul hakkıyla gitmesi engellenmiş olur. Bir diğeri Kur'an okunur. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak kişi açısından hem rahatlatıcı etkiye sahiptir hem de kişinin sevap kazanmasını sağlar. Dualar edilir. Biz buraya mevlütler okunur da yazalım. Dikkat ederseniz 7'si 40 ya da 70'i tarzında bir şey yazmıyoruz. Çünkü onlar İslam dininde var olan uygulamalar değildir. Bizim kültürümüze aittir. Dualar edilir, mevlütler okunur. Ailelere taziyelerde bulunur. Ailelere taziyelerde bulunur. Ölünün arkasından hayır yapılır. Hayır yapılır. Özellikle sadakayı cariye 8. sınıftan hatırlarsınız. Yani kalıcı sadaka dediğimiz hayır yapılır. Sadakayı cariyenin şöyle güzel bir yanı vardır. Ölen kişi ardından veya kişi kendi adına hiç fark etmiyor. Kalıcı bir sadaka türü bırakırsa, bu çeşme olabilir, yol olabilir, köprü olabilir, bir ağaç olabilir, meyve ağacı olabilir, bir ilim olabilir, yurt olabilir, okul olabilir, hastane olabilir. Hiç fark etmiyor. Ardından canlıların faydalanabileceği kalıcı bir eser bırakırsa, o kişinin amel defteri yani sevapların ve günahların yazılmış olduğu defter kapanmaz. Ve o kişiye canlılar bırakmış olduğu eserden faydalandıkça sevap yazılmaya devam edilir. Dördüncü sorumuz, bu parçada Hazreti Peygamber'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? Hazreti Peygamber hem ailesiyle ilgili konularda hem de toplumsal olaylarla ilgili karar alacağı zaman diğer insanların düşüncelerini, fikirlerini dinlemeye her zaman öncelik vermiştir. İnsanların yaptıkları değerlendirmelere göre kararlarını şekillendirmiştir. Örneğin, Uhud Savaşı'nın nasıl yapılacağına dair insanlarla istişare etmiş ve kararını ondan sonra vermiştir. Burada Hz. Muhammed'in istişareye verdiği önem vurgulanmıştır. İnsanların fikirlerini duymuş olduğu saygı vurgulanmıştır. Yani fikir alışverişinin önemi ifade edilmiştir. Hz. Muhammed'in fikir alışverişine verdiği önem ve saygı vurgulanmıştır. Beşinci sorumuz. Bu ayetteki altı çizili ifadede peygamberlik görevlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Kısaca açıklayınız. Peygamberlik görevleri tebliğ, Hz. Muhammed'in Allah'tan almış olduğu ilahi mesajların vahiyleri olduğu gibi hiçbir ilave ve çıkarım yapmadan insanlara iletmesi, duyurması, insanları Allah inancına, yani tevhid inancına davet etmesidir. Tebliğin Kur'an-ı Kerim'de açıklaması verilmeyen ya da ayrıntısı verilmeyen konulara Hz. Muhammed'in sözlü veya uygulamalı olarak açıklamasıdır. Temsil, Hz. Muhammed'in Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bütün emirleri, ilkeleri, ahlaki kuralları hayatına birebir uygulayarak insanlara örnek olmasıdır. Teşrih ise Kur'an-ı Kerim'de hükmü bulunmayan konularla ilgili Hz. Muhammed'in hüküm koyması, farz, vacip, sünnet gibi. Şimdi ayetimize bakalım. Peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendileri indirilerini açıklaman ve onların da üzerine düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik. Açıklama görevi Hz. Muhammed'in tebliğin görevidir.
Kur'an'da açıklaması veya ayrıntısı verilmeyen konularla ilgili olarak ayrıntısı verilmeyen konularla ilgili olarak Hz. Muhammed'in sözlü veya uygulamalı olarak yaptığı açıklamalardır. Altıncı sorumuz, bu ayette Hz. Muhammed'in hangi görevinin vurgulandığını yazınız, kısaca açıklayınız. Yukarıda zaten görevlerden bahsetmiştik. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirileni bildir. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Hz. Muhammed'in Allah'tan almış olduğu mesajları bildirmesi onun tebliğ göreviyle ilgilidir. Allah'tan aldığı mesajları ya da vahiyleri diyelim. Zaten vahiy demek, mesaj demek. Olduğu gibi ilave ve çıkarma yapmadan insanlara iletmesi ve insanları Allah'ın dinine davet etmesidir. Yedinci sorumuz, bu ayette 6. bölümü dikkat ederek Hz. Peygamber'e itaat etmeyle ilgili vurgulanan hususu kısaca açıklayınız. Kim peygamber itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Hz. Muhammed'in görevi kendine gelen dini tebliğ etmek, örnek olarak göstermektir. Bu görevini yerine getirdikten sonra insanları zorla dine sokma görevi, imanlarının bekçiliğini yapma sorumluluğu yoktur. Kişi kendi hür iradesiyle hangisini seçeceğine karar verir. Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu dine inanacak mı? Yoksa Hz. Muhammed'in getirmiş olduğu dine inanmayacak ve inkar edecek mi? Bu tamamen kişinin kendi hür iradesine bırakılmıştır. Yani Hz. Muhammed'e itaat etmeyenlere Allah'ın onu bekçi olarak göndermediği ifade edilmiştir. Şimdi bunu özetleyecek olursak, Hz. Muhammed'in kendine gelen dini tebliğ ettikten sonra kendisine itaat etmeyenler için, yani inanmayanlar için kendisini üzmemesi bir bekçi olmadığı vurgulanmıştır. Sonuçta Hz. Muhammed kendi üzerine düşen görevi yerine layıkıyla getiriyor. İnsanlar kendi hür iradelerini kullanarak bunu kabul etmiyorlarsa ya da o dine girmeyi tercih etmiyorlarsa burada Hz. Muhammed'in kendisini üzülmesi, Hz. Muhammed'in onların başında bekçi olmadığı, kendi haline bırakması gerektiği vurgulanmıştır. Sekizinci ve son sorumuz. Bu hadisi Üsve-i Hasene kavramı ile ilişkilendirerek açıklayınız. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Üsve-i Hasene kelime olarak en güzel örnek demektir. Hz. Muhammed için verilen bir isimlendirmektedir. İsimlendirmedir. Çünkü Hz. Muhammed hayatının her alanıyla hem peygamber olmadan önce hem de peygamber olduktan sonra insanlara örnek olacak davranışlar sergilemiştir. Bu yüzden ona Üsve-i Hasene yani
en güzel örnek unvanı verilmiştir. Senaryo 2 çekimimizi burada bitmektedir. Sınavlarınıza başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz.